Cumhuriyet Halk Partili Alanya ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, ilçeye yapılması planlanan onkoloji hastanesiyle ilgili yetkililere çağrıda bulundu. Yetkililerden zemin suyunu bahane etmemelerini isteyen Demirci, 30 dönümlük alanın altının otopark olarak planlanmasını önerdi. Önceki düzenlenen Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında belirlenen alana onkoloji hastanesi yapılması için hazırlanan imar planı değişikliği kararı görüşülmüştü. Madde İyi Parti grubunun ret oyuna karşılık madde oy çokluğuyla kabul edilmişti. Meclisin ardından bugünkü CHP İlçe Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Demirci, imar planı değişikliği kararı ile ilgili açıklama yaptı. Demirci, birçok insanın Antalya'ya gidip geldiğini, derdine deva aradığını ve çok rezillikler çektiğini bildiğimiz için faydalarının zararından daha fazla olacağını düşünerek bu hususta evet oyu verdik. Oy çokluğuyla Büyükşehir Meclisi'nden geçti ama teknik tereddütlerimizi de ifade etmek istiyorum dedi. Aslında bazı teknik tereddütlerimiz olmasına rağmen birazsa yer seçimi konusunda biz Alanya için ihtiyaç olan bir yatırım olduğunu biliyorduk bunun. Pek çok insanın Antalya'ya gittiğini, geldiğini, derdine deva aradığını ve çok rezillikler çektiğini bildiğimiz için faydaları zararından daha fazla olacağını düşünerek grubumuzla da konuşarak evet oyu verdik ve oy çokluğuyla Büyükşehir Meclisi'nden geçti ama teknik tereddütlerimizi de burada ifade etmek istiyorum. Hem kamuoyunun bilmesi açısından hem de ilgililerin yatırımı yapacakları dikkat etmeleri açısından. Ve bir örnekle açıklayayım. Biliyorsunuz 2015 yılında Alanya Belediye Hizmet Binası'na ilişkin aynı bölgede bir imar planı değişikliği yapılmıştı. O dönemde de biz evet oyu kullanmıştık. Kent meydanı yapılacağı için kent meydanının hatırına belediye binasının şu anda yapılan yerinin doğru olmadığını, güneyinin çevre yolu, kuzeyinin Eriköprü'den kaynaklı ulaşım imkanlarının sıkıntılı olduğunu, otopark ihtiyacını karşılayamayacağını ifade ettik. Nitekim ilk hazırlanan projede iki kat Bodrum Otoparkı varken yine zemin suyunun yüksekliği gerekçesiyle orada da bir kata indirilerek o proje yapıldı ve hala iddia ediyoruz ki Alanya Belediyesi oraya taşındığı zaman orada ciddi bir trafik sorunu oluşacak, bir otopark sorunu oluşacak. Mevcut otopark alanı belediye personelinin araçlarının bile ihtiyacını karşılamayacak.